6. ders Cuma ve bayram namazlarının kılınışı Cuma namazı Cuma namazı haftada bir kere cuma günü öğle namazı vaktinde camide cemaatle kılınan bir namazdır. 4 rekatı ilk sünnet, 2 rekatı farz, 4 rekatı da son sünnet olarak kılınır. Ayrıca son sünnetten sonra 4 rekat zuhri ahir, iki rekatta vaktin sünneti kılınabilir. İlk sünnetin kılınışı Cuma namazının ilk sünneti dört rekattır. Öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Önce niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının ilk sünnetini kılmaya denir. Tekbir alınır ve eller bağlanır. Sübhaneke okunur. Evuzu besmele çekilir, Fatiha suresi okunur. Sonra bir sure daha okunur. Tekbir alınır, rükû yapılır. Rükudan sonra secdeye gidilir. Secde yaptıktan sonra ikinci rekat için ayağa kalkılır. İkinci rekatta Besmele ile beraber Fatiha Suresi ve bir sure daha okunur. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم واليدين الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي Ekber Oturuşta ettehiyyatü duası okunur. Başka bir şey okunmadan tekbir alınır ve üçüncü rekata kalkılır. Allahu Ekber Üçüncü rekatta Besmele ile birlikte Fatiha suresi ve bir sure daha okunur. Rükû ve secde yapılır. Dördüncü rekat için ayağa kalkılır. Dördüncü rekatta besmele okunur. Fatiha suresi ve bir sure daha okunur. Rükû ve secde yapılır. Secdeden sonra oturulur. Rekatlar tamamlanmış olduğundan, Ettehiyyatü, Salli, Barik ve Rabbena duaları okunduktan sonra selam verilir. السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام Cuma namazının ilk sünnetinin kılınışı bu şekildedir. Sünnetten sonra cuma hutbesi okunur. Cuma hutbesi. Cuma namazının farzından önce okunan bu hutbe Cuma'nın farzlarından birisidir. Sünnet kılındıktan sonra müezzin iç ezanı okur. Ezan okunurken imam hutbe okumak üzere minbere çıkar. İç ezan bittikten sonra imam hutbe okumaya başlar. Hutbede cemaate günlük meseleler hakkında aydınlatıcı bilgiler verilir ve gerekli nasihatler yapılır. Hutbe bittikten sonra cuma namazının farzı için müezzin kamet getirir. İmam minberden inerek cuma namazını kıldırır. Farzın Kılınışı Cuma namazının farzı iki rekattır. İmamla kılınır. Kamet getirilirken minberden inen imam mihraba geçer. Kıyamet bitince Cuma'nın farzına niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya uydum imama denir. İmamla birlikte tekbir alınır, eller bağlanır. Sabah namazının farzı gibi kılınır. Sübhaneke okunur. Cemaat başka bir şey okumaz. İmamın kıraatini dinler. İmam evuz besmeleyi içinden okur. Sonra da sesli olarak açıktan Fatiha Suresi'ni ve bir sureyi okur. Kıraat bittikten sonra imamla birlikte rükû ve secde yapılır. İkinci rekata kalkılır. İkinci rekatta da cemaat bir şey okumaz. İmam içinden besmeleyi okur. Sonra da açıktan Fatiha suresini ve bir sure daha okur. Rükû ve secde yapılır ve oturulur. Oturduktan sonra ettehiyyâtu, salli, barik ve rabbena duaları okunur. Sonra imamla birlikte selam verilir. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allahümme ente's ve selam ve minke's selam. Tebârakte yâ zel-celâli vel Selamdan sonra son sünneti kılmak için ayağa kalkılır. Son sünnetin kılınışı Cuma namazının son sünneti dört rekattır. İlk sünneti gibi kılınır. Önce niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya denir. Tekbir alınır ve eller bağlanır. Sübhaneke okunur. Eûzü besmele çekilir. Fatiha Suresi okunur. Sonra bir sure daha okunur. Rükû ve secde yapılır. Sonra ikinci rekat için ayağa kalkılır. İkinci rekatta besmele ile beraber Fatiha Suresi ve bir sure daha okunur. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا الله اكبر سبحان ربي العظيم ، سبحان ربي العظيم ، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده الله أكبر. سبحان ربي الأعلى ، سبحان ربي الأعلى ، سبحان ربي الأعلى الله أكبر ، الله أكبر سبحان ربي الأعلى ، سبحان ربي الأعلى <السيق> ، سبحان ربي الأعلى Allahu Ekber. Oturuşta etahiyatu et duası okunur. Başka bir şey okunmadan tekbir alınır ve üçüncü rekata kalkılır. Allahu Ekber. Üçüncü rekatta Besmele ile birlikte Fatiha suresi ve bir sure daha okunur. Rükû ve secde yapılır. Dördüncü rekat için ayağa kalkılır. Dördüncü rekatta besmele okunur. Fatiha suresi ve bir sure daha okunur. Rükû ve secde yapılır. Secdeden sonra oturulur. Rekatlar tamamlanmış olduğundan, Ettehiyyatü, Salli, Barik ve Rabbena duaları okunduktan sonra selam verilir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu aleykum ve rahmetullah. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarakte ya zel celali vel ikram. Son sünnetten sonra dört rekat zuhri ahir, iki rekatta vaktin sünneti kılınabilir. Selamla birlikte namaz tamamlanmış olur. Devamında tesbihlere geçilir. Tesbihlerden sonra dua yapılır ve cuma namazı böylece tamamlanmış olur. Cuma namazının kılınışı bu şekildeydi. Şimdi de bayram namazlarının kılınışını öğrenelim. Bayram namazı Bayram namazı Ramazan ve Kurban bayramının birinci günü kılınır. İki rekattır. Bayram namazları cemaatle camilerde kılınır. Bayram namazının kılınışı Bayram namazı iki rekat, dokuz tekbirden ibarettir. Beş tekbir birinci rekatta, dört tekbirde ikinci rekatta olmak üzere dokuz tane tekbir alınır. Önce niyet edilir. Ramazan bayramı namazı için, niyet ettim Allah rızası için, Ramazan bayramı namazını kılmaya uydum imama denir. Kurban bayramı namazı içinse, niyet ettim Allah rızası için kurban bayramı namazını kılmaya uydum imama denir. İmamla birlikte tekbir alınır. Bu birinci tekbirdir. Bu tekbirle namaza durulur. Sübhaneke duası okunur. Sübhaneke'den sonra imamla birlikte üç defa bayram tekbiri alınır. Birinci tekbirde eller Allah kaldırılır, Ekber. tekbir alınır, eller yana salınır. İkinci Allah kez tekbir alınır, Ekber. eller yana salınır. Üçüncü kez Allah eller kaldırılır, Ekber. tekbir alınır. Bu kez eller bağlanır. Bu başlangıç tekbiriyle birlikte dördüncü tekbirdir. İmam sessizce eûz Besmele'yi okur. Sonra açıktan sesli olarak Fatiha suresini ve bir sureyi daha okur. Cemaat bir şey okumadan dinler. Okuyuş bittikten sonra tekbir alınır, rükûya gidilir. Allah Bu tekbir, Ekber. birinci rekatta alınan tekbirlerin beşincisidir. Rükû ve secdeden sonra ikinci rekata kalkılır. İkinci rekatta imam yine Fatiha suresini ve bir sureyi daha açıktan sesli olarak okur. Cemaat okumaz. Sonra imamla ikinci rekatın bayram tekbirleri alınır. Birinci tekbirde Allah. eller kaldırılır, Ekber. yana salınır. İkinci Allah tekbirde eller kaldırılır, ekber. yana salınır. Üçüncü tekbirde Allah eller kaldırılır, ekber. yana salınır. Dördüncü tekbirde Allah eller kaldırılmaz. Ekber. Bu tekbirle birlikte rükûya gidilir. Rükû ve secdeden sonra oturulur. Oturunca ettehiyyatü, salli, barik ve rabbena duaları okunur. Sonra imanla birlikte selam verilir. Selamdan sonra imam bayram hutbesini okumak üzere minbere çıkar. Tesbihlerden ve duadan sonra bayram namazı tamamlanmış olur. Teşrik Tekbirleri Kurban bayramı günlerinde farz namazların ardından okunması gereken tekbirler vardır. Bunlara teşrik tekbirleri denir. Bu tekbirler kurban bayramından bir gün önce, arefe günü sabah namazından sonra başlar, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam eder. Bu günlerde her namazın peşinden bu tekbirler okunur. Okunması vaciptir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Bu dersimizde cuma ve bayram namazlarının kılınışlarını öğrendik. Bu dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki dersimizde teravih ve cenaze namazlarının kılınışını öğreneceğiz.